Merhabalar. Bugünkü konumuz önemli. Özellikle ilgisini çeken hanımefendiler için. Güzelleşirken sağlığınızdan almayın. Bu güzellik salonlarında nelere dikkat etmeliyiz? En önemli şeylerden bir tanesi de bu. Bir profesyonel olarak, sağlık ve güzellik profesyoneli olarak bunu anlatabilmek bence daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. 25 yılını vermiş bu sektördeki nadir bireylerden bir tanesiyim. Özdemir Grup AŞ olarak birçok güzellik salonu, poliklinik güzellik merkezleri dışında da kurduk. Kurmuş olduğumuz yerlerde birçok müessese cihazlarımızdan istifade etti. Sizler bir güzelliğine düşkün danışanlarına çeşitli profesyonel hizmetler verdi. En önemli şeylerden bir tanesi nedir? Bir güzellik salonuna girdiğiniz zaman kesinlikle son yıllardaki en önemli sıkıntılardan biri olan COVID ile mücadelede gerekli önlemlerin alınmış olması, buna kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Hijyen bir yana, steril olup olmaması, kullanılan cihazlardan tutun, mevcut olan müşterilerin bekleme salonunda aralarındaki uzaklık, mesafe, sterilizasyon için gerekli olabilecek olan dezenfekte veya jaloş giyilmeleri, tüm bunların hepsi tabii ki olması gerekiyor. Şu anda COVID o kadar eskisi gibi olmamasına rağmen en azından bir dezenfektanla yapılması, el dezenfektanıyla yapılması bunlar önemli. Bunu hala devam etmesini tavsiye ediyoruz. İkinci bir şey, tabii ki COVID'in dışında en önemli şeylerden bir tanesi hijyen. Hijyenle ilgili olarak ben her zaman bir güzellik salonuna girişte bir hizmet talep edecekseniz bu talep edeceğiniz hizmetin yapılmış olduğu odayı görmenizi isterim. Nasıl ki bir otele girdiğiniz zaman otel odasını önce görüp ondan sonra otelde gerekli olan konaklamayı sağlamak istiyorsanız aynı şekilde o hizmeti yapacak olan estetisyenin hangi odada nasıl bir işlem yapacağını, hangi cihazla nasıl bir hijyenik ortamda bu hizmete maruz kalacağınızı bilmeniz gerek. Bunu kesinlikle isteyin. Artı içeri girmiş olduğunuzda gerekli olan hizmetin süresini, gerekli hizmetin ne kadar sıklıkla yapılması gerektiğinin tavsiyesini, herkese mi aynısı yapılıyor, benim cildime, bana istediğim hizmetin nasıl ve ne kadar süre sıklıklarla yapılacağının bilgilerini kesinlikle istemelisiniz. Bunları istediğiniz takdirde ne kadar süre ve ne kadar sıklıkla yapılan işlemle size ne kadar faydası olacak? Bir kıl tüy, epilasyon mu? Ne kadar faydası olacak? Yüzde kaç oranında beklenti dahilinde? Kaç seans? Bir cilt bakımı mı? Gerekli olan akne skarlarınızdan kurtulmak, aktif aknelerden sebum demirgesine sağlamak, geçiş yapmak mı istiyorsunuz? Yüz bölgenizdeki lekelerinizle ilgili problemleriniz mi var? Vücudunuzda selülit problemi mi var? Veya bölgesel olarak şekillendirilmiş istediğiniz yağ, kas ve su oranının dengesizliği olan vücut bölgeleriniz mi var? Tüm bunların hepsi tırnaklarınızla ilgili olarak, kaşlarınızla ilgili olarak, kirpiklerinizle ilgili olarak, vücutta güzellik ve estetik anlamında yapılabilecek olan her türlü işlemle ilgili olarak tabii ki bütün bunların hepsinde size özel olarak yapılanı veya sizin için standardın içerisinde dahil veya çıkılmış olan hizmeti kesinlikle sormalısınız. En büyük yanlışlardan bir tanesini söylemek istiyorum. Ne kadar fiyat olur? Sadece ve sadece fiyata göre işlemlerle güzellik salonuna gitmek. Biliyor musunuz sizler sayesinde maalesef birçok güzellik salonu hatta zincir haline gelmiş şekilde olanları sürüm müşterisi gözüyle sizlere bakıp sürüm müşterilerine çok özel fiyatlarda pazarlıkla yapıyorlar ve bu işlemlerde ne hijyen dikkat ediliyor, ne istediğiniz soracağınız soruların cevabı var, ne de bu cevaplara karşı verilebilecek taahhütler gerçekçi olur. Ama siz uygun fiyata ucuz eti almış oluyorsunuz. Yanisi size kalmış. Adınız sizin burada sıfat olarak sürüm müşterisi olmuş oluyor. Kaliteli bir yer kaliteli bir hizmet ve siz aldığınız bu kaliteli hizmette de onların gözünde kaliteli müşteri olursunuz. Ancak bu her zaman para demekte değildir. Bilginiz olsun. Tabii ki her kaliteli hizmetin hizmet bedeli standardın dışındadır. Standartlar vasattır. Vasatın üstüne çıkmak durumundadır. Ama her zaman çok pahalı olmak zorunda değil. Özellikle biz erkekler sonuca bakıyoruz karşı cins olarak. Sizlere olan iltifatlarımız sonuçla. Ama sizin de o sizlere vereceğimiz iltifatlardaki elde ettiğiniz hizmetlerin sonucunu nerede nasıl elde ettiğiniz de önemli. Ne meşakkatlerle, ne paralar ödeyerek veya verdiğiniz hizmeti gerçekten almış mısınız iyi bir şekilde istenilen hizmeti daha doğrusu siz bakıyorsunuz. Yani çok basit, lafı uzatmaya gerek yok. Siz 10 kilo vermek vücudunuzun da şekillenmesini mi istiyorsunuz? Bunun 8'ini mümkünse yağdan vermek, 2'sini kastan vermek istiyorum.
mu diyorsunuz? Yoksa 10 kilo vereyim 5'ini yağdan 5'ini kastan mı vereyim diyorsunuz? Bütün bunların hepsinde bilinçli bir müşteri olursanız size gittiğiniz zaman 10 kilonun 8'ini yağdan 2 kilosunu ise kastan verirsen yeterlidir diye istediğiniz bir şekillenmeyi size sunabilecek bir müessese ona göre bir hizmet verecektir. Sonucunuzu da onun için erkek arkadaşınız, babanız, eşiniz, dostunuz veya etrafınızdaki hemcinsleriniz de bu şekilde fark edecekler. Eğer ki siz diyelim istediğiniz hizmeti alırken bunu 10 seansta uygulamalarla 3 gün aralıklarla da sunulabilir. 1 seans, 2 seans aralıklarla da yapılabilir. Siz işlem bittikten sonra 1 ay boyunca da sosyal hayatınızda normal olarak devam ederken aynı şekilde kalıcılığı sürebilir hizmetin. Ama 1 ay bırakın, 1 yılı bırakın, 10 gün sonra bir cilt bakımından çıkmış olduğunuzda o parıl parıl olan yüz lekelerle ve sivilcelerle tekrar dolanabilir. Ya da o verilmiş olan kilo ve şekillenmiş olan göbek yağı, yan taraftaki basenler veya ince bir bel bir anda sarkmalara, deri sarkmalarına maruz kalabilir. Şunu diyemezsiniz. Böyle yaptınız ama biz bu şekilde kalacağını zannediyordum. Bakın sarkmalarıma dediğiniz zaman size aynı müessese eğer sürüm müşterisiyseniz diyeceği şey sarkmayacak diye bir şey söylemem. Çünkü siz sürüm müşterisiniz. Hanımefendiler. Lütfen sürüm müşterisi olmayın. Ben size bunu şu örnekle vermek istiyorum. Bulaşık makineleri Türkiye'de ilk çıktığında alınana kadar çok zor bir pazardı. Bunu beyaz eşya satanlar ilkleri çok iyi bilir. Çünkü çok uygun fiyata bir bulaşık makinesi haricinde bulaşık, eldiven, gerekli olan her şey yapılabiliyordu. Çok ucuz ucuz. Bir amorti etmesi 3 yıldaki maliyetine bedeldi bulaşık makinesini. 3 yıl boyunca aman dedi insanlar. Ama sonrasında baktılar ki bu bulaşık 30 yıl boyunca yıkanacak. O yüzden hem masraftan düşebilmek hem de konfor açısından bulaşık makineleri tercih edildi. Demek ki bazen konfor açısından daha pahalı olan bir sistemi hayatımıza adapte edebiliyoruz. Bu güzelliğimizle ilgili, estetiğimizle ilgili, özellikle bayanların en çok dikkat ettiği bu konuyla ilgiliyse hijyenin olmuş olduğu doğru cihazlarla, doğru eğitmenler ve estetisyenler tarafından verilecek bir hizmet varsa siz bu konuyla ilgili olarak lütfen adınızı sürüm müşterisi yapmayın. Adınız sizin sürüm müşterisi olursa sağlık müessesesindeki dikkat edilmesi gerekenleri de güzellik müessesesindeki dikkat edilmesi gerekenleri de çok iyi algılayamayabilirsiniz. Sonuçlarınız sonradan kalıcı olarak olmayabilir. Artı yapılmaması gereken işlemler sizlere yapılabilir. Yasaklı işlemler yapılabilir. Ve bu yasaklı işlemlerin sadece ucuzluğu cazibesi sizleri buraya itebilir. Ama sonuçlar maalesef televizyonlarda görmüş olduğumuz kötü vakalarla karşılaşılabilir. Bu yüzden sizlere en önemli tavsiye ettiğim şey bir kere olsun kaliteli bir hizmeti alın, sürü müşterisi olmayın, kaliteli müşteri olmuş olun, sağlıklı bir müessesede sağlığınızı güzelliğinizle birlikte almış olun. Güzelliğiniz eğer sağlığınızla birlikte birleşirse kalıcılığınız ona göre artar. Kaliteli bir yerden nasıl ki gıdanızı kaliteli olarak almaya, nasıl ki giyiminizi kaliteli olarak almaya gayret ediyorsanız vücudunuzun en önemli gıdalarını, en önemli olan giysilerini yani derinizi, yağlarınızı ve kaslarınızı kesinlikle ve kesinlikle siz bu güzellik salonlarında en iyi kaliteyi hak eden müşteri olarak hizmeti almalısınız. Bu konu aslına bakarsanız daha vurucu bir konu olabilirdi. Dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de kesinlikle hizmetlerinizi zamanında sizi uyarmaları, kaliteli hizmetin içerisinde bu da önemli. Seanslarınıza düzgün bir şekilde gelmeniz gerekiyor. Bakın burada sadece güzellik salonu değil, sadece sizin de aynı zamanda sorumlulukları yani mesuliyetleri var. Doktor bile antibiyotiği verdiği zaman tamamen bitirildiği takdirde sonucunu alabileceğinizi söylüyor. Bir yerde yarıda keserseniz yapmışsınızdır, herkes yapar. Daha da kötü hale gelirsiniz. Aynı zamanda size verilen taahhütte de bir cilt bakımı mı, bir epilasyon mu? Gerekli olan zamanlarında gerekli şekilde tamamen paketinizi tamamlamalısınız. Bunu tamamlamadığınız takdirde hiçbir şekilde hak iddia edemezsiniz. Mahkemelerde bilirkişi yapılırken sorulur. Bizlere de sorarlar. Nedir bunun olması gereken? 6 seans paket epilasyon mu aldın? 6 seans bitmeden sizin 3. seansta hiç dökülmelerim yok, paramı geri istiyorum, iade istiyorum dediğiniz zaman alamazsınız. Siz şunu diyebiliyor musunuz doktorunuza? 6 veya 8 tane olan bir paket raje içerisinden aldınız. Antibiyotik. 3. antibiyotinizi aldınız. 2 gün sonra geldiniz. Kusura bakmayın doktor bey. Bu antibiyotik hiçbir işe yaramıyor. Ben paramı geri istiyorum. Eczaneden de aldım. Sizden de geri istiyorum. Aynı şey. O yüzden dikkat edilmesi gerekenlerin dışında sizin de dikkat etmeniz gereken şeyler de vardır. Zamanında düzgün, nizami ve sonuna kadar paketlerinizi yani sağlığınızla ilgili olan o güzellik bakımını sonuna kadar almalısınız.
Parasal kısımlarla ilgili ikinci bir video yapacağız. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna da basmanızı tavsiye ediyorum. Bu bir bilinçlendirmedir. Çok çok daha iyi, kaliteli ortamda yaşam seviyesine ulaşabilir. Amacımız bu. Güzellik sektörü profesyonellerden biri olarak burada bu sefer B2C, yani son nihai tüketici olan siz, güzelliğe düşkün başta bayanlar olmak üzere son kullanıcı danışanlardan yana bir video çekimi yaptık. Umarım etkili olmuştur. Zaman içerisinde daha da iyileşecektir diye düşünüyoruz konuşmalarımız ve nizamımız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ahmet Arif Özdemir. Tekrar teşekkürler. Dikkat etmemiz gerekenleri öğrendik. Güzelliğimiz için sağlığımızı feda etmeyelim. Güzellik ve sağlığı bir arada alıp koparıp o şekilde hayatımıza devam edelim. Teşekkürler.